Samimiyet nasıl olur? Samimiyet insanın kendini sıkmamasıyla olur. İnsanın kendini kasmamasıyla olur. Bakın, mantıklı hareket etmemekle olur. Mantık devreye girdi mi olay biter. Vicdanla. Vicdan. Yani devamlı vicdanla soracak. Vicdanıyla mantığı çatıştığında yine vicdanın sesini dinleyecek. İnşallah. Mesela yolun kenarında bazen bir adam yatıyor. Şimdi mantık ne der? Ya kardeşim dese şimdi biz bununla ilgilenirsek bunu alıp karakola hastaneye götürmemiz gerekecek. Ölürse de yolda karakolda gidip ifade İfade vereceğiz ver. birinci dereceden. Hatta zanlı da olabiliriz. Yani şüphe de edebilirler. Gözaltına alabilirler. Kardeşim hepsini göze alacaksın. Orada mantık işlemez. Evet. Orada vicdan işler. Vicdanla hareket edeceksin. Veyahut mesela bir fakir insan diyor ki açlıktan ölüyorum diyor. Senin de mesela 4 tane çocuğun var. Açlıktan ölen adam varsa, senin çocukların bayılacaksa bayılmayı kabul edeceksin. Öleni kurtaracaksın. Çünkü bayılmaya çözüm var ama ölüme çözüm olmaz. Evet. Yani ne yapayım benim çoluğum çocuğum diyemezsin. Vicdan insanın başına hep bela sokar. Yani Tatlı bela olarak tatlı bela değerlendirdi. ama asil olursun, soylu olursun, yiğit olursun, delikanlı olursun, aslan olursun, İnşallah. şerefli yaşarsın, samimiyetin lezzetini tadarsın, hepsinin üstünde Allah'ın rızasını kazanırsın. Mesela biz Darwinist cephe, Darwinist diktatörlük dünyanın en şiddetli yapılanmasıdır. Yani Mason kontrolünde. Darwinistlerle boğuşmak yani idam fermanı gibi bir şey bazı kesimler için. İnşallah. Biz mesela Darwinistleri karşımıza aldık. Birçok basın sırf bu nedenle bize cephe aldılar. Yani bu kadın kız olaylarını falan gündem ettiler ama öyle bir şey olsa yani biz desek ki haşa Allah'a inanmıyoruz. Biz de Haşa, Darwinistiz desek haşa. ya ne kadar çapkınmış bu, ne kadar güzel bak kız arkadaşından çıkıyor falan var ya gazetelerde haberler. Müthiş takdir ederler öyle bir şey olsa. Öyle bir konu olmaz. İşte gömlek değiştirir gibi arkadaş değiştiriyor. Playboy Yani diyorlar. Playboy. İşte Don Juan çıktı bilmem ne. Bir şey daha var öyle. Kazanova. Bilmem ne işte şöyle oldu. Vay çapkın vay. Başlıklar böyle oluyor. Evet. Ama Müslüman olduğunda hayali artık yani bulamayınca da malzeme buluyor adam. Evet. İşte mesela Allah'ın hikmeti bizim mahkemede birçok tabii iddialar var hakkımızda iddialar oldu. Yargıtay'a gitti. Yargıtay bizim zaman aşımımızı bozdu. Ellerine sağlık. Evet. Ama diyor ki bozma kararında ne diyor? Bu suçları diyor, yaptıkları diyor. Sabit olmuş diyor. Yani gerçekliği sabit olmuş diyor. Sabit oldu, anlaşılmış diyor. Yani şey gibi yani mahkeme hükmü gibi karar vermiş. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ama bak bozma var mı yok mu onu soruyorlar sadece mahkemeye. Yani konu bu. Onlar fazladan Burada evet yorulmadınız. ve diyor ki yaşı küçük kızları diyor. İşte şöyle yaparak böyle yaparak onu atmış. Ne polis tutanaklarında böyle bir ifade var. Evet. Ne şikayetçi Ne var. mahkemede ne şikayet hiçbir yerde yok. Bak hayali bir şey ilave etmişler. Ve bu hukuk sistemin içinde. Hayali ilave eden eklemiş. Yani bak Evet. bütün evraklara baktık hiçbir yerde yok. Yok, evet inşallah. Bak, bu diyor, sabitleşmiş diyor, gerçekleşmiş diyor olay diyor. Gerçekleşmiş. Göz önüne alarak diyor. Evet. Bunu medyada mı diyorlar Hayır yoksa? hayır mahkeme tutanağında diyor, Yargıtay açıklamasını diyor. Hayır. Biz bir şey demiyoruz yani mahkeme kararıdır. Tamam biz saygı duyuyoruz. Ama yani ne müştekiler demiş ne polis ifadelerinde var ki işkencenin bize her şeyi söylettiler yani neler Ne söyletmediler. iddianamede var? Ne iddianamede var ama orada var. Yani mesela biz çok olaylarla karşılaştık, Takdir çok ya. zorluklarla karşılaştık. Biz eğer Darwinizme, Masonluğa karşı cephe almasak, yobazlarla uğraşmasak Evet. değil mi? Bölücülükle. Bölücülükle uğraşmasak yani hiçbir sorun çıkmaz.
Ben mesela kitaplarımdan bir ücret almıyorum. Yani telif ücreti de almıyorum. Yani eğer telif ücreti almış olsam çok çok yüksek meblağ eder. Ya yani bayağı yüksek oluyor meblağ. 80 milyon kitabım. 80 milyon kitabım satıldı. Yani bir tanesinden 1 milyon lira bile almış olsak yani düşünün yani ne yapar? Evet. Karşı yani muazzam bir meblağ eder. Ki çok daha fazla yani evet. Telif ücreti alabilecek kurumdayım. Ama almıyorum. İşte bu da vicdandır. Evet. Yani şimdi çok acayip bir durum olacak. Ben onu yani aldığımda vatandaşa kitap biraz daha pahalı gitmiş olacak. Yani bütün vatandaşlarımdan ben para almış olacağım. Az da olsa para almış olacağım. E niye alayım? Hem dini anlatacağım hem de üstüne para alacağım. Ben üstüne para veriyorum. Maşallah. Maşallah. Yani dini anlattığım için para veriyorum üstüne. Para almam ben. Maşallah. Böyle bir şey. Bu vicdandır işte. Başımı her türlü belanın içine sokuyorum. Defalarca tutuklandım biliyorsunuz. Tımarhaneye girdim, akıl hastanesine. Gözaltılarımın haddi hesabı yok polis gözaltılarının. Yani sayamayacağım kadar çok. Kokain komplosu yapıldı. Kokain komplosu. Mesela dediler ki Oktar bu çocuk kanser dediler. İşte 15 gün ömrük olmuş diyor. Benim nevrim döndü. Yani 15 gün deyince. Maşallah. Tanıyorum da yeni gelmiş. Dedim dünyayı ayağa kaldıracaksınız dedim yani. Ne yapıyorsanız yapın dedim. Yani mutlaka bulacağız dedim yani bulalım dedim. Ama müthiş belalı bir iş bu. Yani işte kanımızı sattılar bilmem ne. İşte Titan Saadet Zinciri evet, falan o zamanlar tabii. Evet. Yani normalde bu en az bir 30 yıl hapis yazarlık işte bu. En az 30 yıl. Yani eğer biliyorum bahsettikleri ama, şeyler hayır, olsaydı ortada. Hayır bela geliyorum diyor zaten yani gördüm ben anladım olayı. Yani böyle bir şey. Yani bu çocuğun ölümünü kabul edeceğiz. Ya bu işin içine gireceğiz. Ben dedim ölümünü kabul etmem. Gireceğiz dedim. Yani. Allah razı olsun. Tabii. Evet. Zaten hemen başladı olay ondan sonra biliyorsunuz basında her yerde başladı. Hatta bir gazeteci çıktı. Ya dedi ne gerek var dedi sen. Sırf sen misin hasta memlekette dedi buna. Böyle ne ihtiyaçlar var memlekette dedi. Senin için para toplanıyor ki falan dedi adam. Yani şey kan toplanıyor ki. Evet kan toplanıyor ki. Evet. O devirde Allah'a çok şükür ki bütün evraktan belgelerini ben şey yaptırdım. Hatta bana dediler ki provokatör işte o zamanki ajan içimize giren oyuncular falan. Hocam dediler bu çalışma dediler %30'a kadar dediler harcama yapılabiliyormuş. Yani bu kan kampanyası için yapılan çalışmalarda ki paralardan. Tükenmez kalem dahi almayacaksınız dedim. Hiçbir şekilde dedim. Hatta bir yer yiyecek vermiş böyle hazır yiyecekler falan hepsini iade ettirdim. Evet. Değil mi? Evet. Hepsini iade ettirdim. Evet, aman ha aman dedim. Sakın ha sakın. En ufak bir şey bile makbuza yazdıracaksın dedim. Hepsinin dökümünü yaptırdık. Nitekim beklediğimiz olan Titan Saadet Zinciri'nin başlığı kattılar. Çok büyük olay. Tamam dedik bizi verin mahkemeye. Mahkemeye verdiler. 300 tane dosya. Savaşay sanık. Mesut Yılmaz'ın hanımı Berna sanık. Yılmaz, evet. Berna Yılmaz hanım sanık. Ondan sonra valiler sanık. Emniyet müdürleri. Emniyet müdürleri sanık. Polisler sanık. Herkes sanık. 300 dosya. Geldi savcının önüne. Savcı hemen baktı. Boş iş anladı. Hepsine takipsizlik verdi. Ama belgelerini hazırlamamış olsaydık şu an ben daha hala içerideyim. Uğraşıyordum. Ya, Allah en azından. Allah korusun. Allah korusun. Ben bunu ama bakın asla taviz vermem. Yani bir Müslüman ölecek gözümün önünde ben de oturup seyredeceğim. İşte samimiyet böyle olur. Maşallah. Allah razı olsun. Mesela Darwinistler bak dünya çapında saldırıya geçtiler. Mahkemeyi etkilemek için var güçlerine gayret ediyorlar. Koskoca iddia edilen Ergenekon örgütünü karşıma aldım. Biz vatanı böleceğiz diyor iddia edilen Ergenekon örgütü. İddia edilen Ergenekon örgütü ne diyor? Komünizmi getireceğiz. Masonik sistem kuracağız diyor. Biz de dedim ki yüzler yüzler gelin yani elinizden geleni ardınıza koymazsanız en şerefsiz sizsiniz dedim. Evet Allah. Bunda öldürülme tehlikesi var. Her şey var. Aklına gelen her şey. Ki yani bana göre şehit olma yani inşallah. Mahkemelere baskı yaptılar. Savcılara baskı yaptılar. Ve iddia eden Ergenekon örgütü tutanaklarında bu açıkça var adamlar. Bir numaralı hedef etmiş durumda şu an.
ve mutlaka tutuklatalım, mutlaka hapse atalım. Yazışmalarında bunlar var. Evet. Oraya buraya şikayet mektup, hakaret mektupları gönderelim diyorlar. Onun adına ve bizim vakfımız adına. Başlarını belaya sokacak her türlü çalışmayı yapalım diyorlar. Evet. Nitekim de bayağı bir yol aldılar kendi kafalarına göre. Allah güç kuvvet versin. Peki ben desem ki ya benim ne mi lazım ya şimdi ortada sakin sakin duruyoruz. Ben işimde gücümde olayım. Ondan sonra işte ne olur ne olmaz dünyanın bir hali vardır. Biraz da mal mülk biriktirelim. Değil mi? Böyle para, pul, bir şeyleri biriktirelim dünyanın. Beş kuruş param yok benim. Maşallah. Hiç. Malım, mülküm, hiçbir şey yok. Araştırırsan maliye de araştırsın. Hiçbir şeyim yok. Evet. Ya utanırım ben yani. Niye biriktireyim? Yani Allah yolunda bir an önce harcanması gereken. Niçin yapıyorum? Vicdanımdan yapıyorum. Maşallah. Allah beni zor durumdan bıraktı şu ana kadar. Ben tımarhanede de rahat ettim. Hapishanede de rahat ettim. Maşallah. Her yerde de rahat ettim. Ve Allah şu an dünya çapında bir başarı verdi. Maşallah. Allah'a çok şükür. Evet. Bakın bütün basın, on binlerce gazete ve televizyon, her bahsediyor. Yerde bizden bahsediyor evet. Şu an. Allah doğru yolda gidenin yardımcısıdır. Allah yardımcısı bırakır. Ama Allah denenmez. Yani ben bakalım gayret edeyim Allah bana yardım edecek mi değil. Ben mesela gelin, akıl hastanesinde akıl almaz tehlikeler geçirdim. Mesela bir delinin öldürme girişimi oldu. Mesela o son anda önlendik. Allah'a çok şükür evet. Önlendi. Birçok yerde mesela 9 kere suikast geçirdim. Çok kere silahlı saldırıya uğradım. Allah'ın korumasındayım, yani hıfzındayım ve son derece de rahat. Yani gönlümde çok rahat. Peki Peygamber Efendimiz de bu nasıldı? Sallallahu aleyhi ve sellem'de. Dedim peygamber ya bu çok tehlikeli bir şey dese. Ya demez tabii peygamber, Allah affetsin. Ben bunu, bu anlatımı yapmaktan vazgeçeyim dedi mi? Haşa demedi. Gitti mağaraya sığındı Hazreti Ebu Bekir'le. Adamlar peşinden geldiler. Mağaradan içeri girseler bitti orada hemen. 5 dakikada onu şehit ederlerdi. İkisini de birden. Evet. Allah koruyor. Ta Habeşistan'a hicret etti. Ya yol boyunca vahşi adamlar, evet. Psikopatlar, deliler, vahşi hayvanlar. Yani binlerce kilometre yol bu yani değil mi? Evet. Kadınlar, çocuklarla beraber, develerle, şeylerle. Çok zor bir yolculuk bu. Oradaki adamlar nasıl davranacağı da belli değil. Habeşistan'a gidiyoruz yani kim, ne yapacak adam belli değil ki. Nitekim arkalarında müşrikler de geliyorlar, bize verin bunları diyorlar. Hiç korkusu yok. Allah rızası için. Niye? İşte bu vicdandır. İmtihan oluyor. Hazreti Yusuf. Evet. Değil mi? Mesela kadın diyor ki, ilişkiye girelim diyor kadın. Hazreti Yusuf'a ve vezirin karısı yani şeyin devlet yöneticisinin karısı ilişkiye girse hem nefsine de uygun hem de yiyip içecek daha da gücü orada artacak, imkanı artacak. Ya Rabbi diyor ben hapishaneyi istiyorum diyor. Benden uzaklaştır ya Rabbi bunu diyor. Bakın kadınla ilişkiye girmediği için 7 yıl hapiste kalıyor, 7 yıl. Bu nedir bu? Bu işte samimiyettir. İşte bu vicdandır. Ne yaptı Cenab-ı Allah ona? Mısır'a sultan yaptı. Ne yaptı? Cennetine koydu Cenab-ı Allah. Eğer orada kadına uymuş olsaydı mahvederdi Allah onu. Allah esirgesin. Belki bir anlık bir hoşnutlu olurdu ama ki yani o da boğazına tıkanırdı Allah esirgesin. Hiçbir şekilde zevk alamazdı. İşte vicdan böyledir. Özetle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Evet.